dünyasıyla devam edelim. Kıyasiye bir rekabet vardı bu sene. Yılı kapatırken yıla damgasını vuran dizi Kızıl Goncalar oldu. Bakalım orada yaşananlar mağduriyet mi yoksa reyting avcılığı mı? Aynı yapımcı, iki farklı dizi, dizi dünyasında kızılca kıyamet kopuyor. Bir dönem yine senaryosu sebebiyle Rütü'nün radarına takılan Kızılcık Şerbeti'nin akıbetini şimdi de Kızıl Goncalar yaşıyor. Bu yaşananlar, bu gelişmeler, yapımcı Faruk Turgut'un PR çalışması mı? Radikal dizi başlangıçlarıyla gelen tepkileri kullanıp reyting avcılığı mı yapılıyor? Önce Kızılcık Şerbeti, şimdi Kızıl Goncalar. İki farklı dizi, benzer konular, aynı yapımcı. Yapımcı Faruk Turgut'un Kızılcık Şerbeti dizisi ilk sezonunda Rütü'ye gelen şikayetlerin ardından ceza almıştı. Kızılcık Şerbeti bir süre yayın hayatına ara vermişti. Birçok dizi, birçok ünlü oyuncu bu karar sonrası Kızılcık Şerbeti'ne destek vermişti. Peki ne oldu? Aradan aylar geçti, yapımcı Faruk Turgut yine aynı dikkat çeken konularla sahneye çıktı. Bu sefer perdelenen oyun Kızıl Goncalar'dı. Kızılcık Şerbeti'nde muhafazakar ailelere göndermelerde bulunan yapı şekil değiştirdi. Kızıl Goncalar'da tarikatlara gönderme yapıldı. Faruk Turgut yine hedefine ulaştı. Ana haberler, haber siteleri, ajanslar, manşetler hep Kızıl Goncalar oldu. Dizide geçen diyaloglarda İslam'a ve Müslümanlara yakışmayacak sıfatların dindar görünümlü karakterler için kullanıldığı ve bazı sahnelerde dini hassasiyetlere sahip toplum kesimlerinin aşağılandığı, bu şekilde 6112 sayılı yasada geçen yayın hizmetleri toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası ve iki kez program durdurma yaptırımı uygulandı. Peki sizce şimdi ne olacak? Dizi yayın hayatına cezanın ardından devam edecek mi? Devam ettiği takdirde bu spekülasyonlar reytinglere yansıyacak mı? Faruk Turgut ikinci kez planını başarıyla uygulayacak mı? Bu sene muhafazakar kesime yönelik dizi projeleri damgasını vurdu gündeme. Önce Kızılcık Şerbeti aldığı cezalarla çok konuşulmuştu. 4-5 bölüm yayın durdurma cezası almıştı. Yine aynı yapım şirketinin ikinci projesi Kızıl Goncalar'da yine 2 yayın durdurma cezası aldı. Evet, Kızılcık Şerbeti 10 Mart günü yaptığı yayında bölümde 18. bölümde ailesi tarafından zorla evlendirilen Nursema'nın kocası tarafından gerdek gecesi camdan atılması sahnesiyle çok konuşulmuştu ve Rütü'ye pek çok şikayet gelmişti. Rütü'de 5 program, 5 hafta yayın durdurma cezası, 1,5 milyon lira ceza vermişti. 5 hafta mı? 5 haftaydı ve yapımcı o zaman diziyi devam ettirdi. Hatta 14 Nisan'da özet bölümünü verdi ve arkasından birdenbire belgesel geldi ekrana. Rütük eğer diziyi o gün de cezaya rağmen devam ettirseymiş, yapımcı Rütük Show TV'nin lisansını iptal edebilirmiş. Show TV kanalı tamamen silinebilirdi. O yüzden yapımcının da gerekçesi mahkeme kararıyla durdurduk demişti bu cezaları. Ama Ankara İdare Mahkemesi tarafından da yayın saatine doğru o mahkeme kararı iptal edilmişti. Dolayısıyla ceza yürürlüğe girmişti. Daha sonra tekrar mahkemeden bir karar alındı. Bunları anlatıyorum ki bugüne ışık olsun diye. Ve sadece 2 hafta o bölüm, o şey Kızılcık Şerbeti 2 hafta ekranlardan uzak kalmıştı. Rütük'ün 5 hafta kararına rağmen mahkeme kararıyla 2 haftaya indirilmişti. Şimdi yine aynı süreç devam edecektir, izlenecektir. Yapımcı büyük bir ihtimalle mahkemeye itirazda bulunacaktır. Mahkeme kararına göre cezanın uygulanıp uygulanmadığı
uygulanmadığını göreceğiz. Göreceğiz. Rütü'ye 30 binden fazla şikayet gitmiş bu kızılcık şerbetiyle ilgili ve ceza vererek Rütük'le yasayı uyguladığını beyan ediyor. Şu anda Rütük tabii ki o tarz kesime anlayış gösteriyor. Çünkü halkın var olan öyle bir kitlesini de yok sayamayız. Onların duygu ve düşüncelerini de yok sayamayacağımız için onların sizi hiçe saymıyoruz. Sizin duygu ve düşünceleriniz de bizim için onlar, önemlidir. Bunlar yapmayalım. İşte yanlış bu, hata bu. Devam et yorumuna. Devam et yorumuna. Devam et ama hassas ben de, ve kritik bir konu olduğu için ben de seni uyarmak istiyorum. Onlar bunlar diye konuşmayalım lütfen yani. Tamamlasın Selen. Evet. Zaten onlar bunlar demiyorum ama hepimizin farklı düşünce ayrılıkları var. Ama bu biz burada ayrışmıyoruz. Ama kafa yapımız ayrı olabiliyor. O yüzden bazı olayların muhakemesi yapılabilir. Yaşam şekilleri farklı yaşanabilir. Önemli olan asgari müşterekte birbirimize saygı çerçevesi içerisinde kimsenin kimsenin hayatına zarar vermeden ve karışmadan sulh ve özgürlük içerisinde yaşama saygısını duymamız. Ama şimdi bazı anlayışlar çok radikal ve çok sert. O yüzden de anlaşamıyorsunuz, anlatamıyorsunuz ve anlaşılabilmek için, o esnekliği sağlayabilmek için de bazı insanların Faruk Turgut gibi cengaverlik yapması gerekiyor. Ben burada Faruk Turgut'u tekrar tebrik etmek istiyorum. Yaptığı şey cengaverliktir. Bu kadar reaksiyon alacağını öngörebildiği halde, maddi manevi zarara girebileceğini öngördüğü halde sırtlandığı, üstlendiği bu sorumluluk bence takdir edilecek bir savaşa sorumluluk. Savaşa mı gidiyoruz? Bak ne şimdi diyor Faruk Turgut? Şimdi toplumu şekillendirmek kolay bir şey değildir. Faruk Turgut ne diyor? Faruk Turgut'un açıklamasından dün okudum ama bir parça dün okumadığını devam etmek istiyorum. Bize savaş açtılar. Faruk Turgut ne savaşı ya? Ne savaşı ya? Altı üstü bir dizi yapıyorsun kardeşim. Ne savaşı, Allah'ını seversen. Dizi değil bu. Bize savaş açtılar. Ama sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ne mücadelesi? Bu engellemeler beni 10 milyon liralık zarara uğratacak ama sağlık olsun. Aslanlar gibi yeni mekanlar bulacağız. Ya nedir, ne oluyor ya? Altı üstü bir dizi, evet hanımefendi, altı üstü bir dizi. Yani o zaman çünkü niye bu kadar reaksiyon kurgu, veriyor herkes? Çünkü bir kurgu, dilediği gibi kuruyor. Toplumu siyah ve beyaz gösteriyor bu dizi. Toplum asla siyah ve beyaz değildir. Toplumun büyük bir çoğunluğu gri renktir arkadaşlar. Bunu kabul edin. Yani bunu siyah ve beyaz şöyle gösteriyor. Yapalım. Niye siyah bence ve beyaz gerçekleri gösteriyor? Konuşalım, olur mu? Gerçekleri konuşalım. Gerçekler de halının altına süpürülerek ama yok sayılamaz. Ama ben zaten konuşuyordum. Sizden bana hayır efendim, sıra. Siz ileride sıra konuşacak değilsiniz. Şimdi muhafazakarlığın yobazlığı ne kadar sakil ve topluma zarar veriyorsa Atatürkçülük yobazlığı da aynı şekilde zarar veriyor. Her şeyin mülayim ve ortası ve olması gerektiği kıvamda gri, yaşanması gri, gerekiyor. Gri, toplumun yani, büyük bir çoğunluğu gri renkli. Ay Bilal abi ama bir şey söyleyeyim. Aynı anda konuşursa siyah gösteriyor. Sırayla gidelim lütfen. Buyurun siz konuşun. Ben üst üste konuşmaktan hoşlanmıyorum. Buyurun. Evet, sırayla hayır buyurun gidelim. Buyurun konuşun, devam edin. Çünkü üst üste oluyor. Ne seyirci anlıyor ne ben sizi anlayabiliyorum. Buyurun devam edin. Yani şimdi buradaki bu kadar hassas bir konuda hepimizin düşüncelerine, inançlarına, duygu durumuna saygı duyarak, birbirimizi severek, bütünlük içerisinde yaşamamızın gerekliliğinin önünde hiçbir mani aslında olmamasının bir şekilde bir anlatım yoludur bazı projeler. Bizim gerçeklerimizle yüzleştiğimiz şeylerdir. Bugüne kadarki reality programlarında nasıl ki yüzleştiysek Türk toplumunun bazı kesiminin gerçekleriyle idrak ettiysek ama bunlara hiçbir şekilde Rütük bir şekilde ceza vermediyse ama artık biliyorsak ki insanların aile ilişkileri içerisinde ne gibi şeyler yaşadığını, ülke içerisinde de böyle şeylerin yaşadığını görmezden gelen, görmeyen veya bilmeyen insanlar için de çok güzel bir anlatım dili, birleştirici bir anlatım dili. Fark edin kardeşim, sen gerçeği reddedemezsin, yok sayamazsın ama nasıl elini uzatacaksın, nasıl bütünleşeceksin veya nerede hata yapıyorsun? Bunları fark etmek adına çok güzel anlatımdır proje. Hayır, kasıtlı olarak büyük reyting elde etmek ve o reyting sayesinde çok büyük paralar kazanmak amacıyla, çok akıllı bir insan Faruk Turgut, kendisini kutluyorum o anlamda. Daha çok nasıl yükselebilir yaptığım işler, daha çok nasıl reyting alabilir, daha çok işte başardı, ikinci bölümde zirveye çıkardı diziyi. Ancak bunun yolu toplumu germek değildir. Bunun yolu toplumun bir kesimini ya da iki kesimini birden, burada seküler kesime de çok haksızlık yapılıyor dizinin içinde. Yani
Yani şuraya not aldım, oradan okuyayım. İslam'a ve Müslümanlara yakışmayacak sıfatlar bu şeyin, Rütük'ün verdiği cezanın gerekçesi. Dizide geçen diyaloglarda İslam'a ve Müslümanlara yakışmayacak sıfatların dindar görünümlü karakterler için kullanıldığı ve bazı sahnelerde dini hassasiyetlere sahip toplum kesimlerinin aşağılandığı, bu şekilde 6112 sayılı yasada geçen yayın hizmetleri toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle. Rütük bunu sabit işte gösteriyor. Yani Rütük kararında bütün bu neden ceza aldığı, neden bu dizinin böyle işlenmemesi gerektiği belli. Kanunlara peki, uymamız gerekiyor. Yok mu öyle bir şey? Yani böyle yaşayan bir kitle yok mu? Var ama mesela aynı yapım şirketinin üst üste iki aynı projesi biraz dikkat çekici gerçekten. Rating için yapıldığını düşündürüyor. Çünkü geçen seneye bakıldığında Gülseren Budayıcıoğlu'nun psikolojik ve hasta insanlara yönelik yaptığı diziler çok konuşuldu değil mi? İşte Kırmızı Odalar, o Ezgi Molalar'ın temizlik takıntılı hikayeli dizileri. Hep bir psikolojik diziler vardı. Bu seneye baktığımızda hep dini içerikti. İşte muhafazakar kesime yönelik içerikler var. Bu şekilde tuttu. Buradan da yol alalım denilmiş gibi gözüküyor. Tutma sebebi de gerçekler olması. Ama sanki olması. Bu yarayacak bu durdurma kararı. Çünkü Kızılcık Şerbeti bu durdurmadan sonra birinci olmuştu. Vallahi şimdi ben proje özelinde değil ama genel olarak bu bakış açısına reaksiyon veren herkes için şunu söyleyebilirim ki İslam bir hoşgörü dinidir. Bizim İslam dinimiz o kadar güzel bir dindir ki, o kadar kucaklayıcı bir dindir ki bunu böyle çok karanlık göstermeye çalışan, İslam'ı yobazlaştırmaya çalışan kesmin bizi ne kadar karanlığa götürme ihtimalinin olduğunu da gerçekten gösteriyor. Atatürkçülük düzeninin de yobazlığının ne kadar insanları yanlış yöne ve ne kadar bölücü bir bakış açısına götürdüğünü gösteren gerçekleri, güzel bir proje gerçekleri göstersinler ama gerçeklerle oynamasınlar. Her iki kesimle de, seküler kesimle de oynuyorsunuz burada. Hiçbir anne bir evi o şekilde terk edip yurt dışına gidemez. Gitmez kardeşim. Toplumda bu çoğunlukmuş gibi genellikmiş, genelleme yaparak gösteriyorsunuz. Ekrana getirdiğiniz Özcan Deniz'in ailesinde, Özcan Deniz'in eşi bir anda hepimizi şaşırtır bir şekilde ailesini, kızını, evlatlık da olsa terk edip yurt dışına gidiyor ve geride hiçbir iz bırakmıyor. Bana bir gerçek hayatta böyle bir örnek gösterir misin Faruk Turgut? Var, benim arkadaşımın annesi gitti. Ya bırak, kaç tane var Allah aşkına toplumda? Herkesin de annesi gidecek hali yok herhalde zaten. O zaman niye diziye getiriyor? Niye sivrileştiriyor? İşte, niye bunu yapıyor biliyor musun? Böyle kırmızı bak, çizgi seküler, filmlerin televizyonda yayınlanması. Seküler kesimden de ben var. Böyle bir aile buldum getirdim demek için yapımcı bunu yapıyor. Herkese orada viski biplemesinler lütfen. Alkol içiriyor. Gündüz değil, biz Amerika mıyız? Gündüz değil, bizim ailelerimiz öyle her gün masanın üzerinde, şeyin üzerinde, sehpanın evet. üzerinde alkol mü içiyoruz? Evet. Çok tepki çekiyor dizi. Bakalım neler olacak önümüzdeki Oy, günlerde. Bilal abi ya. Önümüzdeki senede konuşacak mıyız diziyi bu şekilde? Yani. Şimdi 2023